Dev kulüplerinin scoutları gelecek, bizleri izleyecek. Amerika, Brezilya, İspanya, dünya devreleriyle karşılaşacağız. Ya çok heyecanlıyız ama elimizden geleni yapacağız. Bizim takım iyi bir takım. Avrupa Şampiyonası'nda yarı final oynadık. Niye şimdi final oynamayalım? Niye şampiyon olmayalım? Ya şimdi yarı final oynayınca tabii beklenti de arttı dediğin gibi. Ama bize özgüven, ekstra bir motivasyon olacak bu. Çünkü daha iyi şeyler yapacağımızı da biliyoruz. Kendimize özgüvenimiz de çok yüksek. Bizim takım iyi yani. Final oynayacağız inşallah. Ya rakiplere bakınca aslında ortalama bir kura çektik. Yani iyi hatta. Mali fizik olarak iyi bir takım. Paraguay da iyi bir takım ama altından kalkamayacağımız takımlar değil. Yeni Zelanda da aynı şekilde dişli bir takım. Tabii fizik olarak iyi bir takım. Bizim takım da aslında bakınca kısa bir takım ama çok mücadele eden, koşan, teknik kapasitesi yüksek oyunculardan kuruldu. Yani biz de top ayağımızda kalarak, pas yaparak onların fizik gücünü yani geçebiliriz. Yani öncelikle tabii çok gurur duyulacak bir şey. Ailem için, takım arkadaşlarım için, hocalarım için. Tabii olumlu tepkiler geldi ama bana ekstra bir motivasyon katıyor ama sorumluluk da katıyor. Yani bu Dünya Kupası'nda da aynı başarıyı elde etmeye çalışacağım. Ama öncelikle takımın iyi olması daha önemli. Takımın yukarılara, finale kadar çıkması daha önemli. Ama ben de elimden geleni yapıp aynı başarıyı tekrar yapmaya çalışacağım. Öncelikli görevim savunma yapmak. Ama oyunun hücum tarafını da oynamayı kendime görev edindim. Yani çift yönlü bir oyuncu olmaya çalışıyorum. Bunun için ekstra çalışıyorum tabii her zaman. Topu oyuna katmaya çalışıyorum sürekli. Topla çıkıyorum. Yan vuruşlarda gollerimi atıyorum. Yani daha da iyi olmaya çalışıyorum sürekli bu konuda. Sezon başı kampa gittik. Takımda tutunmaya çalışacağım ilk başta. Kalıcı olmaya çalışacağım takımımda. Sonrasında ise Avrupa hedeflerim var. Avrupa'ya gitmeyi hedefliyorum. Orada uzun yıllar oynamak istiyorum. A milli takımda uzun yıllar oynamak istiyorum. Bunun için çalışmalarımı sürdüreceğim. Nasip kısmet ondan sonrası. Futbol iki yönlü oynanıyor artık, eskisi gibi değil. Hücum yönüm iyi olduğunu düşünüyorum gerçekten. Bunun üstünde de çok çalışıyorum. İdmandan sonra ekstra yapıyorum. Ama defans yönü de var futbolun ve en önemli özelliği olması gereken bir özellik. Defansif özelliğimi de geliştirmek istiyorum yani. Ya öncelikle dünyanın en iyi organizasyonu olması bizim için çok motive ediyor. Bu serüven çok önceden başladı. Yani bizim yaş 2 senedir, 3 senedir birlikte top oynayan bir takımımız var. Avrupa Şampiyonası'nda yarı final oynayıp başarı göstermiş bir takım var. Çok konsantre bir takım, aile olmuş, başarılı bir takım. İnşallah Dünya Şampiyonası'nda da bir başarı elde edeceğiz. Başarı öncelikle tabii adım adım gitmemiz lazım. Öncelikle gruptan çıkmak lazım. İkinci turda geçip çeyrek finale kalmak lazım. Adımızı çeyrek finale yazdırmak istiyoruz öncelikle. Aile olduk artık. Yani 2 senedir, 3 senedir beraber oynayan bir takım. Jenerasyon içinde iyi bahsedilmesi bize motive ediyor. Ve üstümüzde de hafif bir baskı var. Yani başarı bekleyen. Sonuçta bu A yıldızlı formayı taşıyoruz üstümüzde. Güzel bir jenerasyon, iyi şeyler olacak inşallah. Sezon başında. Sezon başı dediğin gibi kampa gittim. Üst seviye oyuncular, güçlü oyuncular gerçekten motive ediyor. Orada abilerin yardım etmesi. Bu A takımda da hep üst seviyede oynamak istiyorum yani. Amacım da önce genç milli takımlarda oynayıp bir başarı elde etmek. A milli takımımızın da Göztepe Spor Kulübü'nün de A takımlarında oynamak istiyorum.